Herkese merhabalar ben Tuncay Lakot. Yine Trabzonspor'daki gelişmeleri sizlere aktaracağımız videoda birlikte olacağız. Haftanın başında Trabzonspor Süper Lig'deki 6. hafta karşılaşmasında 2-0 öne geçtiği karşılaşmadan 3-2'lik mağlubiyetle ayrılmasının karşılaşma sonrasında ve hafta içerisindeki yankıları devam etti. Özellikle teknik direktör Nenad Bielistan'ın yaptığı oyuncu değişiklikleri camia tarafından büyük eleştiri almıştı ve bu süreç içerisinde de Pendik Spor maçı hazırlıklarını yoğun bir şekilde geçirdi Nenad Bjelica yönetiminde ve idmanlarda da Hırvat teknik adamın oyuncularını sert bir dille uyardığını da ifade edelim yapılan eksiklikler ve hatalarla ilgili sık sık uyarılarda bulunduğunu ifade edelim. Dün itibariyle Trabzonspor'da da beklenen Tüzük Kongresi de gerçekleşti zaman zaman. E, seslerin yükseldiği, kongre salonunda seslerin yükseldiği ortamda hem madde madde benim de okuduğum, hem madde madde hem de tümüyle oylandığı ve kabul edilen bir e, tüzük oldu. Ve bu süreçte insanların kafasındaki en büyük soru işareti ise Trabzonspor'un satılma konusuyla ilgiliydi. İki maddenin de e, tüzük taslağından çıkartıldığını ifade edelim. Özellikle yabancıların e, Trabzonspor'a üye olma ve yabancılara Trabzonspor Kulübü'nün satılması noktasındaydı ki e, bu kurulun divan başkanlığını dünkü tüzük kongresinde divan başkanlığını yürüten Mahmut Ören'le de canlı yayındaki röportajda da bunu net bir şekilde ifade etti. Rakamları net bir şekilde ifade etmeyeceğim ama Trabzonspor'da 10 bin tane delege varsa eğer Trabzonspor satılmak isteniyorsa böyle bir gündemde olan veya olağanüstü bir şekilde Kongreye gitmesi halinde 10 bin delegenin 5'te 4 oranında yeter çoğunluğa ulaşmanız gerekiyor. Bu 5'te 4 oranı da gerçekten hatırı sayılır bir rakama tekabül ediyor. E bununla da bitmiyor. Kongre salonunda 5'te 4'ün de 3'te 2'sinin olur vermesiyle beraber Trabzonspor kulübünün satışının öne açılmış oluyor ki şu ana kadar Trabzonspor'un tarihinde böyle bir kongre gerçekleşmiş değil. Bunun da hemen altını çizelim. Zaten haberimizde de bu e, geniş yer bulup geniş de e, yorumlara sebep olmuştu. Trabzonspor camiasını kafasını en çok meşgul eden e, tüzük taslağındaki maddede bu maddeydi. Bu da e, oylandı ve karara bağlandı. Kaldı ki devletin Trabzonspor değil bütün kulüplerin önüne koyduğu e, yasa bu. Bu da e, onaydan geçmiş oldu sevgili izleyenler. Pendik Spor maçının muhtemel 11'i nasıl olur derseniz bence teknik direktör Nenat Beyelisya'nın Hatay Spor karşısında özellikle 2-0'a kadar gelen bölümdeki o 11 ile sahaya çıkacağını ben öngörüyorum. Belki bir sürpriz olabilir. O sürprize de birazdan geleceğim. Zaten performansı oldukça fazla eleştiri alan isimlerden biri Trabzonspor'da. Kalede Uğurcan'ı izleyeceğiz büyük olasılıkla yine. Ee, savunmanın solunda Eren, savunmanın sağında Mehmet Can stoper tandemde Banya Benkoviç ikilisi onların önünde. Mendi orta sahada Bakasetas, abdülkadir Ömür ikilisi. Vişça, Bardi ve ileri ucuda da yine ona açıyor. Bekliyoruz. Tabi Trabzonspor'da özellikle sezon başından itibaren kaleci Uğurcan'ın performansı, takım kaptanı olması, üyeti milli takımda forma giymesi. Bir yana ama sezon başlangıçlarında öne, özellikle sezon başlarında özellikle 8 7 8 haftaya baktığımızda performansının bir türlü istenen seviyeye gelmemiş bir Uğurcan profili vardı ki bu sezonda da bir de geride bıraktığımız 6 hafta içerisinde e, çok üst düzey bir performans sergilediğim dersek e, bizce ve taraftarlarca da şu ana kadar Uğurcan kalibresindeki bir kalecinin o seviyelere gelmediğini görebiliyoruz ki Hatay Spor maçında yediği ilk gol çok eleştirilmişti. Bakasetas geçtiğimiz dönemlerin Bakasetas'ını çok fazla e, aratır nitelikte bir performansı var. Oyun anlamında da düşüş yaşayan bir isim olarak görünüyor. Yönetim Bakasetas'ın önüne bir sözleşme taslağı hazırlayıp koydu. Bu beğenilmedi oyuncu tarafından ve bir anlaşma sağlanamadı. Önümüzdeki süreçte bu sözleşme yenilenir mi? Oyuncunun talepleri ne yönde olur? Trabzonspor bir tasarrufta bulunur mu devre arasında yoksa sezon sonunu bekler oyuncuyla beraber bir araya gelir. Ön koşullarda anlaşır mı anlaşılmaz mı bilinmez ama bu noktada yine Trabzonspor yönetiminin kararlı bir şekilde duruşunu sergileyeceğini gözlemleyebiliyoruz. Bu süreçte de Bakasetas zaten sezon sonunda oyuncunun sözleşmesi bitecek kalacak mı gidecek mi noktasında bu performansı da ön plana sunduğumuzda nasıl bir tablo ortaya çıkacak göreceğiz ama şu andaki performansının çok iyi olduğunu söylemek güç maalesef ki o hırsı o mücadelesi azminden uzak şütör özelliğinden uzak bir bakasetas profili var. Özellikle Bardri, Abdülkadir Ömür ve Bakasetas üçlüsünün yer aldığı 11'lerde Trabzonspor üretken olmakta biraz zorlanıyor. Üçü de aynı kalibrede oyuncular, orijin oyuncular yani mevkilerinin orijin oyuncuları olmadıkları için hem oyuncular hem sistemsel anlamda bir elisse da e, bu noktada sıkıntı yaşıyor. Alanya Spor'dan alınan Umut Güneş bu haftaki bana göre sürpriz isimlerden biri olabilir Pendik Spor karşısında. Onu da değerlendirebilir Bielisa. Çünkü 8 numara oynayabilen bir özelliğe sahip bir oyuncu. Bu noktada bir parantezi bu ikiliye Bakasetas, Umut Güneş ikilisini açıyorum. Mendy konusunda özellikle Beşiktaş maçında sergilediği performans çok beğenilmişti ama agresif oyunuyla beraber hem Beşiktaş maçında hem Hatay Spor maçında gördüğü sarı kartlar vardı. O da ligin acemiliği olarak değerlendirmiştik. ve bu özelliğine birazcık çeki düzen vermesi gerektiği inancı içerisindeyim ben ki Hatay Spor maçında ikinci sarıyı görüp oyundan ihraç da edilebilirdi ve bu gerçekleşmedi. Bununla ilgili de teknik direktör Nenat Biyel oyuncusuna uyarılarda bulunmuştur diyelim. Gelelim haftanın en kritik buluşmasına ki dün kongre sonrasında Başkan Sayın Ertuğrul Doğan da canlı yayında açıklamalarda bulundu mağlubiyetten dolayı üzgün olduklarını ifade etti ve teknik direktör Nenad ile de bir görüşme gerçekleştireceklerini ifade etmişti. Görüşme gerçekleşti. Görüşmenin detaylarında ise e, özellikle alınan mağlubiyet ve oyuncuların performansı ile ilgili e, başkan teknik direktör Nenad Bjelica'dan bir rapor istedi. E, detaylarıyla beraber bu e, paylaşımda başkanla birlikte yapıldı. Bu tür sonuçların yaşanmaması adına da e, iki taraf adına da e, iyi temenniler ortaya çıktı. İnişli çıkışlı bir grafiğin yaşanmaması adına işi daha sıkı tutulması yönünde de Sayın Başkan'ın e, bu noktada e, kendi düşüncelerini Teknik Direktör Nenet ile de paylaştığını söyleyelim. Çünkü dün kongre sonrasında yaptığı açıklamada da şu ifadeleri nasıl bizden üzgünsek Aynı e, üzgünlüğü teknik direktör Nenat Mielis'e de e, yaşıyor ama bunun nedenlerini işte o toplantıda bir araya gelerek bunun nedenleri masaya konuldu ve bunların çözümü noktasında neler yapılabileceği de masaya yatırıldı. Bundan sonraki süreçte ise bu tür sonuçların alınmaması adına bir fikir birliğine varılmış durumda sevgili izleyenler. Hani yayının başında da ifade etmiştik bu görüşmenin sonrasında yapılan idmanda da teknik direktör Nenat Mielisa'nın oyuncuları sert bir dille eleştirdiğini ifade etmiştim. Sert bir açıklama yaptığını ifade etmiştim ama Hatay Spor karşısında özellikle karşılaşma 2-0'a geldikten sonra 83. dakikada Trezeguet'i oyuna alması ona açıyla alakadar bir açıklama yapılmaması sakat mıydı? E, bu noktada herhangi bir bilgilendirme yapılmadı. Performans noktasında düşüş gösterdiği için mi oyundan dışarı alındı. Bununla ilgili herhangi bir açıklama yapılmadığı için de kafalarda soru işareti kalmıştı diyelim ve videomuzun sonuna gelelim. Cumartesi günü saat 16'da oynanacak olan Trabzonspor Fendik Spor karşılaşmasında da takımımıza sonsuz başarı dileklerimizi iletelim. Hoşçakalın.